Merhabalar, yeni bir video serime hoş geldiniz. Bu video serimde Solid programming'i anlatmaya çalışacağım. İlk videom biraz soyut kavramlar üzerine olacak. Kod örnekleri göstermeyeceğim. İkinci ve üçüncü devam eden videolarda ise bunu 5 video içinde anlatmak istiyorum. Videolarda ise daha somut örneklerle solid programlamayı anlatmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle solid programlamanın şöyle bir açılımına bakmadan önce şunu anlamak gerekiyor ki arkadaşlar, şimdi bunlar prensipler. E, bu prensiplerin amacı bakımı ve anlaşılması kolay kod yazmak. Bakımı ve anlaşılması kolay kod dediğimiz şey aslında en temelinde sonuçta siz programı yazdıktan sonra bunu ileride tekrar okumak zorunda kalacaksınız. Hatalarını düzeltmek zorunda kalacaksınız ya da, ya da müşteriler tarafından sonradan istenen bazı yeni özellikleri eklemek zorunda kalacaksınız. Şimdi isterseniz bunu uzun yoldan yaparsınız. İsterseniz şimdiden biraz zaman harcayarak, düzgün bir tasarım yaparak sonradan daha rahat eklemeler yapabileceğiniz şekilde yaparsınız. Solid programlama yani uzun zaman programcıların kendi tecrübelerinden sonra ortaya çıkardıkları bazı prensiplerden oluşuyor. Ama şunu da anlamak gerekiyor. Bu prensipler arkadaşlar nerede ve nasıl kullanılması gerektiği bilinmesi gereken prensipler her zaman bunların kullanımı doğru demek doğrudur demek diye bir şey yok. Bu biraz duruma şartlara bütçeye daha doğrusu realitelere bakarak kullanılması gereken kullanılması tercih edilen e, prensipler. Örneğin daha programınız ilk başta e, böyle prototip halindeyken ortada çok bir şey yokken. ...solid programlamayı kullanmak size zarar verebilir. Çünkü solid programlama önce biraz zaman harcanması gereken... ...ve biraz tasarım gerektiren bir programlama olduğu için... ...ilk başta genelde prototipiniz çok fazla değişebilir. Çünkü müşteriye götürürsünüz, müşteri beğenir beğenmez vesaire... ...devamlı böyle bir değişiklik sürecine gireceği için prototip... ...bunu en baştan çok süper yazmaya çalışmak zaman ve para kaybı olacaktır... Solid programlama artık hani işler rayına girdikten sonra belki daha mantıklı olur. Ama tabii ki şunu da kaçırmamak lazım. E, ne zaman ki hani prototip meselesinin safhasını atlattınız, ondan sonra ne kadar erken Solid prensiplerini takip ederseniz o kadar ileride rahat edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Solid programlamanın açılımına biraz bakalım. 5 tane prensipten oluşuyor. Zaten 5 prensibin bir harflerinin alınmasıyla oluşturulmuş. Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion, bazıları da Injection diyor Principle. Burada tabii ki İngilizce bilmenin çok önemli faydası var. Onu söyleyeyim. bu prensipler hatta programlama ile alakalı hemen hemen göreceğiniz her şey İngilizce olacak. Çünkü Birincisi zaten programlama dilleri İngilizce. İkincisi bu meselenin kaynağı, memba arkadaşlar. İngilizce e, konuşan insanlar. Şimdi şöyle bir açılımına Türkçe bakalım. Single Responsibility Principle, tek e, sorumluluk prensibi. E, biraz saçma oluyor bundan Türkçe çevirme ama. Open, closed, açık, kapalı. Disc of Substitution, Disc Değiştirme Prensibi. Yani bir değişmeden kastım, mesela bir şeyi başka bir şeyle değiştirme diye düşünebilirsiniz. Ondan sonra işte interface segregation interface ayrılım ayrılım ayrımı ayrılma e, prens, prensibi. Sonra dependency yani bir şeye e, ihtiyaç duyan bir şeyin e, inverse inverse edilmesi yani ters çevrilmesi prensibi biliyorum bu Türkçe çok saçma yani Türkçe çok olmuyor tam tam çevrilemiyor. Çevirenlere bas tebrik ediyorum gerçekten. Ee, yani dil Türkçe bilgiye çok iyidir o insanların. Benim maalesef biraz çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Onun için hızlıca geçiyorum. Anlayabildiğimiz kadar. Artık devam edeceğiz yani. Şimdi single responsible principle. Ben burada açık açık yazdım. Sadece kendi eklemelerim olacak. Şimdi öncelikle şunu anlamak gerekiyor. İlk temel açıklaması bir komponent kom, e, arkadaşlar, sadece bir amaç ile amaç için değiştirilebilir. Burada komponent nedir diye sorabilirsiniz. Bunu farklı açılardan değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bir komponent nereden baktığınıza bağlı. Bir sınıf olabilir, bir ne diyelim bir assembly, bir library olabilir, ya da e, bir tane fonksiyon olabilir. Yani nereden baktığınıza bağlı bu mesele dilin komponentten kastı neyse o olabilir. Onun mesela bazı dillerde class yok. Dolayısıyla belki bir tane komponent dediğimiz bir tane dosya olabilir. Bunlar farklı farklı. Yani biraz hangi sadece level'dan değil de hangi soyutlama ne diyelim katmanından baktığınıza da bağlı. İsterseniz fonksiyon katmanından bakarsanız fonksiyondur. Class ya da sınıf ne diyelim sınıf katmanından ...ya da e, level'ından bakarsanız sınıftır. Eğer daha büyük düşünürseniz... ...belki ne bileyim 4-5 tane sınıfın oluşturduğu bir namespace diye düşünebilirsiniz. Ya da daha büyük düşünürseniz assembly falan gider. Dolayısıyla e, bu komponentler sadece bir amaç için değiştirilmeli. Yani ne demektir bu? Bu şu arkadaşlar... ...sizin bir tane sınıfınız var. Diyelim ki bu sınıf... E, ...işte içinde... Ee, mesela örnek bulmak çok zor oluyor bazen de. Mesela bir tane çalışan sınıfınız var. Şimdi o çalışan dedim hani şey iş yerinde çalışan bir adam. Çalışandan kastım o. Ondan sonra ya da işçi diyelim. Bir işçi sınıfınız var. Şimdi o işçi sınıfı içerisinde adamın tüm seceresini tutarsanız ne bileyim işte adamın kaç saat çalıştığı, hangi departmanda, adı, soyadı, adresi, aldığı maaş, şu bu. Hepsini bir sınıf içinde uzun uzun tutulduğunu düşünün. İşte hepsi birer property. Eğer siz cevap kullanıyorsanız ya da işte Java kullanıyorsanız gelseler bir ton, hani get metodu, set metodu böyle. Dolmuş arkadaşlar, bu bir şey yapmışsınız. Şimdi diyorsunuz ki ya ben bu adamla alakalı şey değiştirmek istesem, maaş bilgilerini değiştirmek istesem yine bu sınıfa gideceğim. İşte şunu yapmak istesem yine bu sınıfa. Bakın dikkat ederseniz birden fazla amaca hizmet ediyor bu sınıf maaşına, çalıştığı saate, çalıştığı departmana, adresine, işte altına soyadına her şeye hizmet eden bir sınıf. Bu doğru değil. Niye doğru değil? Şimdi bakın üçüncü aşamaya bakarsanız üçüncü şeye kodun küçük ve bir amaca hizmet eden komponentler şeklinde tasarlanması yeniden kullanılabilirliğini artırır. Şimdi siz bu sınıfı ileride başka bir kod yazdınız. Sadece istediğiniz şey adres bilgileri. Şimdi ne yapacaksınız? O sınıfın hepsini almak zorundasınız. Ama adres bilgisi, çalışma saatleri, işte çalıştığı departman vesaire vesaire neyse artık bunlar ayrı ayrı sınıflarda e, düzgün bir şekilde tutulsaydı istediğiniz sınıfı istediğiniz yerde rahatlıkla başka bir sınıfınızın parçası haline getirebilirdiniz. Dolayısıyla başka yerlerde kullanma, kullanılma, kullanılabilirliğini arttırıyor. Peki niye başka yerlerde kullanılabilirliği önemli? Çünkü hepsi arkadaşlar bir merkezden yönetilmiş oluyor. Ne demek bu? İleride ben diyelim ki e, adres sınıfına yeni bir özellik, yeni bir e, şey eklemek istediğimde, field eklemek istediğimde, bunu gideceğim sadece bir tane adres sınıfını yapacağım. Aksi halde 10 tane belki de farklı farklı adres sınıflarına yapmak zorunda kalacaktım. Bir yerden bir merkezden yönetilmesinden kastım bu. Onun için e, hem kodunuz ileride daha bakımı kolay, hem Okuyan adam için de kolay. Yani adam iç sınıfına gittiğinde ne görmesi gerektiğini biliyor. Ya da ne, ne okuyacağını, bunu neyi tuttuğunu bilir. Ama siz binlerce satır kod, binlerce orada property tutuyorsanız, field tutuyorsanız diye de onu, onu okumak da o kadar zorlaşacaktır. Bakımı da o kadar zorlaşacaktır. Birinci mesele bu. E, i̇kinci mesele, şöyle diyelim. Open-close principle. Açık-kapalı Lık <laughs> prensibi. Şimdi arkadaşlar ilk cümleye bakalım. Ne diyor? Ne dedik orada? Bir komponent değişime kapalı ama gelişime açık olmalıdır. Bu şu demek. Şimdi siz bir sınıf tasarladınız. Ondan sonra e, güzel işte o sınıfa başka başka sınıflar bağımlı oldu. Onu kullanıyorlar. Şimdi siz gittiniz. Dediniz ki ya şu sınıfın işte ne bileyim şu fonksiyondaki implementasyonu değiştirin biraz da şöyle çalışsın ya da şöyle çalışmalı ya da başka bir ihtiyaç oldu. Onu öyle değiştirmek zorunda kaldınız. Şimdi şimdiye kadar yazmış olduğunuz tüm kod o sınıfınızın o metoduna o metodunun o tarz implementasyonunu bağlı olduğu için e, dolayısıyla kodunuzu bozma e, durumu ile karşı karşıyasınız. Ondan sonra uğraşıp durursunuz. Onun için ne yapmak gerekiyor? Diyor ki demişler ki yani bunu böyle yapmayalım. Biz önceki kodumuz, önceki kodumuzu değiştirmeyelim. Çünkü ona onu kullanan başka kodlar vardır. Ve biliyorsunuz hani o kodlar kimde kaç defa test edildi, kaç tane testten geçti vesaire vesaire kaç aşamadan geçti ve çalışır süper bir şekilde çalışır halde olan kodları bir anda gidiyorsunuz sınıfın bir yerinde bir değişiklik yaparak niçin mesela işte başka bir gereksinim için o değişikliği yapıyorsunuz. Ondan sonra haydi en baştan baş işte, oturun uğraşın. Acaba nereye bozmuş olabilirim falan gibi. Şimdi dolayısıyla bunu engellemek ve e, diğer bir ifadeyle backward compatibility dediğimiz işte geriye dönüş, geriye doğru e, sistemi e, geriye destek vermek. Yani bir önceki kodları desteğine devam etmek, destek vermek için arkadaşlar böyle prensiple karşı karşıyayız. Bunun çözümü şu. Diyelim ki bir tane hesap sınıfınız var. Hesap sınıfınız için işte metotlar şunlar bunlar. Hesap sınıfınızı kullanan başka sınıflar şunlar falan. Şimdi yeni bir e, ihtiya yeni bir implementasyon ihtiyacınız var. Niye? Başka bir yerde bir kodunuz var, orada kullanmak için. Hesap sınıfının içerisindeki metotları değiştirmek yerine hesap sınıfından diyelim ki yeni hesap diye başka bir sınıfı oluşturuyorsunuz. Bu şu demek? Yeni hesap sınıfınız hesap sınıfından kalıtım alıyor demek. Ve kalıtım alarak işte orada hangi metodu değiştirmek istiyorsanız o metodu bu yeni sınıfınızda yani yeni hesap sınıfınızda override ediyorsunuz. implementasyon değiştiriyorsunuz ve kullanmak isteyeceğiniz yeni yerde bu yeni hesap sınıfını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla hem eski kodunuz çalışmaya devam ediyor ve acaba orada bir şeyi bozdum mu korkusuna girmiyorsunuz, hem de yeni e, yeni kodunuz bu yeni kodu kullanarak yeni yeni yerler yeni e, modüller diyelim ya da neyse bu yeni hesap sınıfını kullanarak e, yoluna devam etmiş oluyor ve siz de her iki dünyayı da tatmin etmiş oluyorsunuz. E, tabii ki bu e, kolay bir şey değil çünkü e, sınıf tasarlamak zordur ve dolayısıyla Open Close Principle belki de ne diyelim bu prensipler içerisinde tam manasıyla uygulanabilmesi en zor olanlardan bir tanesidir. Nedeni de e, biraz geleceği görmeniz gerekiyor. Ya hangi metotları işte ya da hangi sınıfı overridable ya da inherit edilebilir şekilde yazmalıyım. Ondan sonra bu sınıf içerisindeki hangi metotları override edilebilir şekilde açmalıyım gibi bazı kararları vermek zorundasınız. Aksi halde override edilmemesi gereken bir metodu overridable hale getirirseniz yani virtual diye geçiyor bu diğer bazı mesela C# gibi dillerde. Bu hale getirirseniz insanlar da şu beklentiye sebep olursunuz. Demek ki ben bunu override edebilirim. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz gibi. Şimdi adam onu override ettiğinde Beklenmedik sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Çünkü sınıfınızın iç durumunu bozabilir. Bazı öyle metotlar vardır ki kesinlikle e, dokunulmaması gerekir. Kim tarafından? E, çocuk sınıflar tarafından. Ondan kalıtım alan sınıflar tarafından. Ki bu sayede e, stable, stabil bir şekilde çalışabilsin. Dolayısıyla onun için biraz zor bir prensiptir ama bir 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 şeydir yani. Bir yoğun yöntemdir. Bir yoldur. En azından bir hedeftir. O açıdan da bakabilirsiniz. Evet. Şimdi diğer prensibe geçelim. Liskov Substitution Principle. Bu Liskov diye bir bayan herhalde. Böyle bir prensip çıkarmış. Demiş ki ya işte ben sınıf, ben kodumda. Diyelim ki önceki örnekten devam edelim. Normalde parametre olarak hesap tipini kullanıyordum. İleride Yeni bir yeni hesap diye bunun bundan kalıtım alan başka bir sınıfı kullanmak istediğimde herhangi bir sorunla karşılaşmamalıyım diye bir mantık. Yani bunu biraz daha şey yaparsan, formalize edersen, objeler çocukları ile programın beklentileri değişmeden değiştirilebilmelidirler. Kelime uzun olmuş. Burada arkadaşlar bilinmesi gereken 3 tane mesele var. Her bir sınıfınızın içerisinde Tanımadığınız bazı conditionlar vardır. Bu conditionlar dediğimiz şey, nasıl diyelim, e, işte sağlanması gereken bazı özel durumlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birinci sınıfınızın içinde hiçbir zaman değişmeyen bazı şeyler vardır. Örneğin bir tane sınıf tasarladığınızda ve bu sınıf, matematik sınıfı diyelim ve bunun içerisinde pi sayısını kullandığınızda, kullandığınızda, bunun asla değişmeyeceğini bilirsiniz. 3.14 her zaman kalacaktır. İşte bunu arkadaşlar invariant derler. Yani değişmeyen. Variant değişen, invariant değişmeyen şeyler. Birincisi bu. İkincisi post conditions dediğimiz daha sonra önce şeyden bakalım pre -conditions. Mesela bir tane metod yazdınız ve metodunuza belli parametreler kabul ediyorsunuz. Ve metodunuzun doğru çalışması için bu parametrelerin belli değerler arasında olması gerekiyor. Örneğin bir tane e, metodunuz var. Para yatırma metodu. Şimdi bu metodun içerisinde bu metoda kabul ettiğiniz miktar isimli parametrenin eksi olmasını beklemezsiniz. Kimse eksi 5 dolar hesaba yatırmaz. Dolayısıyla buradaki precondition arkadaşlar bu parametrenin e, sıfırdan büyük olmasını çek etmektir. Bu precondition, böyle birden fazla preconditions olabilir. İkincisi ise tabii ki bu, bunun pre denmesinin sebebi bir şeyi proses etmeden önce yapılan checkler. İkincisi ise post, biraz üçüncüsü oluyor bu post conditions. Bu da şu arkadaşlar, metodunuz işte ne yaptı diyelim ki e, paranızı yatırdınız. Şimdi hani şey düşünelim. Asla eksiye düşmeyen bir hesap mantığını düşünün. Dolayısıyla siz parayı yatırdıktan sonra bir post condition olarak bu paranın sıfırdan yani hesaptaki paranın sıfırdan büyük olup olmadığına bakabilirsiniz. Para yatırıldı. ondan sonra diyorsunuz ki işte hesap, hesaba diyorsun ki bana şu anki balans gönder. Ve o balans arkadaşlar sıfırdan büyük olup olmadığını check ediyorsunuz. Bu da sizin post condition'ınız. Şimdi birinci şunu şöyle özetleyelim. Precondition yatırılan miktarın sıfırdan büyük olmasını check etmek örnek olarak. Post condition ise para yatırıldıktan sonra hesaptaki miktarın sıfırdan büyük olduğunu check etmek para yatırıldıktan sonra. Bu da post condition. Zaten biliyorsunuz pre önceden, post sonradan açıdan bakabilirsiniz. önceki önce, önceki condition, sonraki condition gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar niye önemliydi? Bunlar şundan dolayı önemli. Şimdi siz böyle bir sınıfınızı kalıtım aldığınızda bu condition'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada şu var. Invariant'lar asla değiştirilemez. Yani kalıtım, kalıtım almış olan sınıfta kendisinden kalıtım alan ya da şöyle söyleyelim ata, ata sınıfında tanımlı olan invariantları değiştirmemeli. Bu ne yapar o zaman? Ee, bu işte substitute ettiğinizde sınıflarınızı e, bir bir beklenmedik sonuç ortaya çıkar. İkinci olarak post conditionları daha e, şey post conditionları ...zayıflatamazsınız. O da şu demek arkadaşlar. Şimdi... ...diyelim ki siz... ...iki tane çek yapıyorsunuz post condition olarak. Bir tanesi hesaptaki paranın... ...sıfırdan büyük olduğu idi. İkincisi ise... E, ...diyelim ki... ...paranın yatırıldığı hesabın... ...işte diyelim... E, e, ...A hesabı olduğu... ...salıyorum. A isminde bir hesap. A hesabı olduğunu... çek ediyorsunuz sadece emin olmak istiyorsunuz. Her şey yolunda diye. Eğer değilse orada bir sorun vardır. Yani bir hata o şey yaparsınız. Orada döndürürsünüz. Sistem durur vesaire. Şimdi siz yeni klasınızda bu kalıtım alan yeni klasta eğer bu ikisinden bir tanesini azaltır ya da hani silerseniz yapmazsanız ortada bir sorun ortaya çıkabilir. Çünkü e, beklenmeden beklenmedik bir şekilde mesela bu çocuk sınıfındaki şimdi sizin mantığınız yani bu kodunuzu oluştururken bu iki tanesine dikkat ediyorsunuz. Ama ya hani bir şey oldu, bir şeyler değişti ve e, o sildiğiniz çek ileride başınıza bela olur. Olmuş olabilir. Diyelim ki adam ileride bir kodu yanlış yaptı. Ondan sonra gitti. E, i̇şte ne yaptı arkadaşlar? E, A'ya atılması gereken para gitti. B'ye yatırıldı. Ama siz bunu çek etmiyorsunuz. İşte görüyorsunuz değil mi buradaki sorunu? İkinci mesele ise arkadaşlar pre -conditionlar. Preconditionlarda Pre-condition'larda ise yeni condition'lar eklenemez. Şimdi bir tane zaten vardı önceki örnekten. O da paramızın sıfırdan büyük olup olmadığına bakıyorduk yatırılan miktarın. Şimdi kalıtım aldığınız yeni metotta. Diyelim ki adam işte şey yaptı. E ne yaptı? Bu yeni metotta... Hem miktarın sıfırdan büyük olduğuna bakıyoruz, hem de miktarın 500 binden küçük olduğuna bakıyoruz. Şimdi diyelim ki ileride yani bir, bir kodun bir yerinde adamın teki 500 bin 550 bin dolar yatırıyor, yani kod, kodun bir yerinde. E şimdi ne olacak arkadaşlar? Bakın bu prensip ee, ihlal edilmiş oluyor. Niye? Çünkü yeni çekinizde 550 bin dolar ee, yasak, yani 550 bin dolar yatırılamaz ve kodunuz dolayısıyla hata verecektir. Ve bu prensipte burada ihlal olacaktır. Çünkü rahat bir şekilde programınızı bozmadan e, ne yapamıyorsunuz? Bir sınıfı ondan kalıtım alan başka bir sınıfla değiştiremiyorsunuz. Çünkü ortada anlattığım gibi preconditionlar buna bu yine eklemiş olduğunuz precondition buna izin vermiyor. Evet. Herhalde bu da anlaşılmıştır arkadaşlar zaten kodlara girdiğimizde daha iyi anlaşılacak. Evet, dördüncü olarak Interface Segregation Principle. Hemen okuyalım. Başka sınıfları kullanan kodların ihtiyaçlarından fazlasına ulaşmasını engellemek. Bu güzel bir şey. Çünkü diğer türlü niye bunu engellemek istiyorsunuz? Çünkü okunabilirliği arttırmak istiyorsunuz. Şimdi siz bir tane diyelim ki sınıfınız var. Bu sınıfınızı Atıyorum salıyorum içinde e, ee, işte 40 tane metod var. Farklı farklı metod. Belki o kod kısmında bu mantıklı 40 tane metodun olması ama bunu dış dünyaya da başkaları tarafından kullanılacak şekilde dış dünyaya gösterme gösterdiğinizde şimdi adam için 40 tane metot kafa karıştırabilir. Onun için biz arkadaşlar interface segregation yaparak bu büyük sınıfı ufak ufak interface'lerle bölüyoruz. Ve insanların Sadece ihtiyacı olan neyse, bu sınıftan ne bekliyorsa onları görmesini sağlıyoruz. Ondan sonra örnekler ileride daha iyi anlaşılacak. Ve bir sınıfın işlevleri tutarlı ve arayüzler, ufak arayüzlerle bölünüyor. Burada en son cümle bu. ve dolayısıyla siz bu sınıf, bu interfeysi kullandığınızda diyelim ki dört tane metot görüyorsunuz. Gayet tam, temiz, temiz, gayet anlaşılır. Ondan sonra bakımı ileride daha da kolay. Ve ondan sonra siz bu interfeysi başka yerde de kullanabilirsiniz. Diyelim ki yeni bir sınıf oluşturacaksınız. Şimdi kocaman o sınıf, de, diyelim ki mesela bir tane interfeysiniz var. İşte 40-50 tane metodu var önceki sınıfa düşünürseniz. Ya, o interfeysi kullanmak yerine ihtiyacınız olmayan kodları implement etmek, metodları implement etmek yerine sadece ihtiyacınız olan 4-5 tane metodluk bir interfeysi kullanıyorsunuz. Bu çok daha kullanım kolay, bakımı çok daha kolay, okuması çok daha kolay bir mesele. Son olarak dependency inversion principle. Bazıları buna dependency injection da diyor ama bu e, dependency inversion daha mantıklı. E, şimdi dependency injection sadece bir teknik. Dependency inversion biraz prensip mantığı var. E, defend, dependency inversion arkadaşlar bağımlı olan komponentlerin oluşturulması değil de istenilmesi şeklinde çalışan bir prensip. Şimdi siz sınıfınızda bir sınıf, sınıfınıza başka bir sınıfı oluşturmuyorsunuz. Başka bir sınıfı ne diyelim new diyerek bir yeni bir instance oluşturmuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu sınıfa ihtiyacım var. Bana bunu biri versin. Bu mesela işte bunlar akıl dependence injection bir yöntemdir. Service locator denen bir mantık var. Bu bir yöntemdir. Bu mantığı şunu örnek olarak düşünebilirsiniz. Aşçı yemek yapıyor. Diyor ki işte gidip kendi havucunu şunu bunu yetiştirmek yerine Diyor ki bana bir havuca ihtiyacım var. Ya diyelim oradaki yardımcılara bir tane koşuyor, birisi koşuyor gidiyor, şeyi alıyor. O havucu onun için satın alıyor ve kendisine getiriyor. Bu mantığı aynı şekilde böyle düşünebilirsiniz. Bir arkadaşlar sizin için bunları veriyor. Bunun ne gibi kolaylığı var? Birincisi, e, hani istediğiniz zaman diyelim ki e, salıyorum. sallıyorum, işte oradaki havucu getiren adam beğenmediniz rahat bir şekilde giderseniz başka avuç getirmesini isteyebilirsiniz. Ya da başka adam e, ne diyeyim, başka adam oraya koyabilirsiniz. Vesaire vesaire. Yani böyle bir e, modülleri değiştirme imkanını sağlıyor. Ya da mesela runtime'da diyelim ki işte ben artık şu sınıfı değil de şu implementasyonu kullanmak istiyorum diyorsunuz. Bu sefer o implementasyon inject edilmiş oluyor. Ya da o implementasyon size getirilmiş oluyor. Dolayısıyla hem bir merkezi sistemden her şeyi yönetmiş oluyorsunuz. Hangi sınıfın kullanılması gerektiğini yönetmiş, yönetmiş oluyorsunuz. Ondan sonra bir de arkadaşlar test meselesi var. Unit testing için dependence inversion yardımcı oluyor. Niye yardımcı oluyor? Çünkü diyelim ki bir tane sınıfınız var. Bu sınıfınız veri tabanına gidiyor ve bir şeyler alıp geliyor. Siz yön testing yaparken veri tabanına gitmek istemiyorsunuz. Sadece bir tane hani o test bir veri ulaş test bir veri kullanmak istiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buradaki implement için bu bunlar interface'lerle gerçekleşiyor. Yani siz Deck sınıfı kullanmıyorsunuz da diyorsunuz ki ben şu interface'i istiyorum. Artık o interface'e kim için dolduruyorsa dolduruyor ve size runtime'da gerçek bir sınıf gönderiyor. Anladım. Buradaki mantık bu. Şimdi bu unit test meselesinde diyorsunuz ki yani işte ben git ve veri tabanına bağlamak istemiyorum. Bir tane arkadaşlar test bir sınıfı oluşturuyorsunuz bu interface implement eden. İşte onun oradaki bir metodu veri tabanına gitmek yerine siz orada bir tane hard kod yazıyorsunuz ve basit bir test verisi gerisini geri döndürüyorsunuz ve onun üzerinden unit test işleminize devam ediyorsunuz. Bunun da daha somut bir örneğini ilerleyen videolarımda anlatmaya çalışacağım. Bu videomda arkadaşlar mümkün hani daha anlaşılır, daha basit tutmaya çalıştığım için her şeyi her dataya girmedim. Ama e, bu kadar bilmeniz zaten solid ile alakalı çoğu şeyi bilmeniz için yeterli. Zamanla tecrübe kazanarak da daha e, fazla pratik kazanacaksınız. Ve daha farklı patternları daha rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Şimdi bu kadar yeter. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.